Mustafa Supi, Ağustos 1882 ya da Mayıs 1883 Giresun doğumlu Türk komünisti, önce Molla Nur Vahidov'un daha sonra Mir Said Sultan Galiyev'in yardımcısı. Doğu Halkları Kurultayı'nda, Türkiye Komünist Partisi'nin kurulmasından sonra ilk Merkez Komitesi Başkanı olmuştur. İlk öğrenimini Kudüs ve Şam'da, liseyi ise Erzurum'da bitiren Mehmet Mustafa Supi, 1905 yılında İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olduktan sonra Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'nu kazandı. Fransa'da bulunduğu dönemlerde Osmanlı Talebe Birliği'nin başkanlığını yapmıştır. Bu birliğin amacı, bazı üyeleri muhalifleri gözetlemek şeklinde olmuştur. Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Mustafa Supi, burada Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerinde yazılar yazmaya başlar. Çeşitli yerlerde hukuk ve iktisat dersleri verir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1911 yılındaki kongresine Anadolu delegesi olarak katılan Mustafa Supi, ittihatçılıktan bu kongreden sonra kopar ve 1912 Ağustos'unda partiden tamamen ayrılır. Muhalefet etmeye başlar ve 1912 yılının sonuna doğru Ahmet Ferid'in başkanlığında kurulan ve kurucuları arasında Yusuf Akçura'nın da bulunduğu Milli Meşrutiyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer alır. İttihatçılar tarafından 1913 yılında muhaliflere karşı başlatılan operasyon ile sürgüne gönderilenler arasında yer alır ve Sinop'a sürgün edilir. 1914 yılında komünist düşünceyle tanışmaya başlar ve bir grup arkadaşıyla birlikte tekne ile Rusya'ya kaçarlar, 14 kişi, Rusya'dan dönen bir taka sahibi ile anlaşıp Sivastopol'a varırlar. Aynı yıl içinde Sivastopol'dan Bakü'ye gitmek üzere yola çıkar. Osmanlı'nın, yaklaşan savaşa girmesine karşı çıkanlar arasında yer alır. Savaş başladıktan sonra Rus hükümeti, bütün Türk vatandaşlarını gözaltına alır. Ekim 1914'te 900'den fazla savaş esiri çalışma kamplarına gönderilir. Kesin bilgi olmasa da Mustafa Supi, bu dönemde Urallara sürgün edilen esirler arasındaydı, 1915 yılında ise Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi oldu. Rusya'daki Şubat devriminde serbest kalan Mustafa Supi, Ekim devrimi süreciyle birlikte Moskova'ya gitmiştir. Burada Narkomnats'a katılıp komitede faaliyetlerde bulunmuştur. Stalin'in de onayıyla birlikte Müslüman Komitesi'nin Türk şubesini kurar ve Yeni Dünya adında bir yayın çıkarır. Bu dönemde, Kırım ve Odessa'daki Rusya'da yaşayan ve savaş esiri Türkleri örgütler ve Rus iç savaşına katılır. Haziran 1918'de Kazan'da toplanan 1. Müslüman Komünistleri Konferansı sonrasında kurulan Rusya Müslüman Komünistleri Partisi'ne bağlı olan bir Türkiye Teşkilatı'nın kurulması için konferansta alınan, Türkiye Sol Sosyalistleri Konferansı toplanması, kararı sonucunda Temmuz 1918'de Moskova'da, Merkezi Müskom binasında Türkiye Sol Sosyalistleri Konferansı toplanır, toplantıda Türk Komünistleri Teşkilatı isimli bir yapı kurulması kararı alınır. Bu süreçten sonra Mustafa Supi için zorlu süreç başlar. Neredeyse bütün Türk komünistlerini düşmanı ve rakibi gören Stalin, Mustafa Supi'yi de hedef almıştır. Eylül 1918 yılında Stalin'in Yeni Dünya gazetesi ve Supi hakkındaki bir raporu şu şekildedir: tamamen küçük burjuva ve Müslüman Türkçü olan bu cephe, yayın organında işçi sınıfına çok az yer ayırmaktadır. Mustafa Supi'ye göre Bolşevik devrimin proletarya ile arasında bağ yoktur. Ve yine Mustafa Supi'ye göre, Türkiye'nin çoğunluğu olan Türklerin çıkarları her şeyden önce gelmektedir. Stalin, birçok Türk'ün karşısında olduğu gibi, Türk devrimcilerini dinlemeyi değil, onların milli duygularını siyasi kurnazlık yaparak açıklarını aramayı tercih etmeyi ve tasfiye etmeyi planlamıştır. 1920 yılında Türkistan Komünist Partisi Genel Konferansı'na Türkiye Komünistleri adına katıldıktan sonra 1. Doğu Halkları Kurultayı'na katılmak üzere Bakü'ye geçmiştir. Burada 75 delegenin katılımıyla Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşu gerçekleşmiş ve Mustafa Supi Genel Sekreter seçilmiştir. Türkiye'ye geçip, Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine destek verilmesi kararı alınıp yola çıkılır.
öncesinde, Türk esirlerden oluşan bir tabur, Kuvayi Milliye saflarında savaşa katılmak üzere yurda gönderilir ama her militan farklı bölgelere yollanır. Ki birlikte hareket edip Türkiye'de komünist örgütlenme gerçekleştiremesinler. Mustafa Supi ve yoldaşlarının Türkiye'ye gelmesinden sonra siyasi kargaşa çıkartacakları gerekçesiyle Millet Meclisi yurda girmemeleri gerektiği kararını alır ve Doğu Cephesi Komutanlığı kendilerine koruma vermez. Ve Erzurum'da kara propaganda sonucu uğradıkları linç girişimine sessiz kalırlar. 28 Ocak 1921 gecesi 14 yoldaşı ile birlikte Trabzon'dan Sovyetlere geri gönderilmek için bindirildikleri teknede, kayıpçılar kahyası Yahya Kahya tarafından öldürüldüler. Ölümü bugün hala tartışma konusudur. En güçlü tez ise, Türk ve Rus antlaşması sonucu Moskova'nın onayıyla tasfiye amaçlı öldürüldükleridir. Ölümünden sonra başta Stalin olmak üzere birçok Bolşevik, Mustafa Supi ve yoldaşlarını milliyetçilik ve sol sapmanın ve maceracılığın sonucunda öldüklerini söyleyip eleştirmişlerdir. Ve her Türk komünisti gibi sessiz sedasız uğurlanmışlardır. Ölümünden sonra Sultan Galiyev şöyle yazmıştır. Kimsenin bilmediği mezarında rahat uyu, devrimin erken yiğiten savaşçısı. Sağ kalanlar tamamlayacaktır başlatmış olduğun yapıtı.